Arkadaşlar merhaba, bugünkü konumuz ebeler. Lisans ebelikle ilgili video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi lisans hemşirelik aslında diğer mesleklere göre hemşirelik olsun, işte paramedik, anestezi gibi ya da diğer herhangi bir sağlık bölümüyle ilgili olsun. Çok çok avantajlı bir meslek diyebiliriz. Çünkü atamaları çok kolay oluyor. Mezun sayıları nispeten az oluyor. Bu sebepten dolayı hemşirelik gibi mesleklere göre çok daha avantajlı atanma açısından söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman 2018 puanıyla, yani 2018 KPSS puanıyla ebelerin alımı nasıl olmuş? 4842 kişi atanmış bu puanla. Yani o dönemlerde biliyorsunuz ki çok fazla alım vardı. Yani nispeten aday sayısı da az olduğundan dolayı puanlar çok fazla düşmüş oldu. Hatta bakalım buradan kaç puana kadar düşmüş. Bundan önceki, yani 2016'nın puanı ile 55,98 puana kadar düşmüş. Sonraki atamalarda ise, yani 2018'de ise 59,36'ya düşmüş. Bundan sonraki atamada ise, yani 2020'nin puanı ile olan atamada ise puanlar 64,15'e kadar düşmüş. En son alımda ise, yani 2022'nin puanıyla alımda 63,63'e kadar puan düşmüş. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Puan aslında çok da önemli bir nokta değil. Önemli bir durum değil. Aslında bizim için önemli olan sıralama. Her şey için sıralamayı kullanacağız. Sıralama çok önemli. Çünkü aday sayısı artabilir. Atıyorum, alım fazla olabilir ama bizim için puan değil, sıralama daha önemli. Burada, yani ebelerle ilgili alımın genel olarak alım sayısı 4000 ile 5000 arasında değişmiş. Önümüzdeki yıllarda nasıl olur? Yani önümüzdeki bir alımda ortalama olarak ebe alımı nasıl olur? Azalmaz. Kesinlikle 4000 ya da 5000'in altına düşeceğini, 5000'in altına düşeceğini ben zannetmiyorum. 5000 üzeri olur diye düşünüyorum. Bu neden? Biliyorsunuz ki yeni Sağlık Bakanı normal doğum ve ebelerin de yetkilerinin arttırılması ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, hatta daha doğrusu ebelerin görev yetki ve sorumluluklarını da değiştirdiklerini ifade etmişti. Hatta bu da yayınlanmıştı. Bununla ilgili ve her gebeye bir ebe projesi ile ilgili, eğer bu hayata geçerse ebe alımı daha fazla artmış olacaktır. Bu da ebelerin alım sayısını arttırmış olacak. Ama şöyle düşünmeyin. Yani ebe sayısı, yani atanamayan ebe sayısı gerçekten çok az. Yani ebeler dediğiniz gibi 65 puanla falan atanabiliyor. Yani bu aslında 65 puan demeyelim de sıralama olarak baktığımızda çok yüksek puan almalarına gerek yok. Atanmamaları, yani atanmak istiyorsan çok basit bir, işte atıyorum, 67, 68, 70 puanla bile çok rahat atanabiliyorlar diyebiliriz. Şimdi 2020 puan ile 4100 ebe alınmış. 2022 puan ile de 5000 tane ebe arkadaşımız atanmış. Şunu unutmayalım. Ebeler Sağlık Bakanlığı'nda görevlendiriliyorlar. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'na mesela başvuru yapamıyor. Ya da ne bileyim, diğer alımlara çok fazla ebe kontenjanı açılmıyor. Ya da üniversiteler ebe alımlarını çok fazla yapmıyor. Bu sebepten dolayı aslında çoğunluk Sağlık Bakanlığı'nda çalışmış oluyor diyebiliriz. 5000 tane ebe alınmış ve sapma yaklaşık olarak 7200'e falan geldi diye hatırlıyorum ben. Yani aşağı yukarı zaten bir 5000'lik alım olursa 7200-7300 civarında olan ebe arkadaşlarımızın atanma ihtimali vardır diyebiliriz. Yani şu anki sizin sıralamanız 7200-7300'de ise atanma ihtimaliniz olacağını düşünün arkadaşlar. Zaten çok fazla bir mezun yok gördüğüm kadarıyla. Çünkü ebelik puanları, yani öyle artan bir puan sistemi de yok. Azalıyor, gittikçe azalıyor. Yani aday sayısı artmıyor gibi gözüküyor şu an anladığım kadarıyla, benim yorumlamama göre. Bundan dolayı rahat olabilirsiniz. Yani hiç endişe etmeyecek, hiç kuşkulanmayacak, hiç böyle stres etmeyecek meslek grubu ne diye soracak olurlarsa ben ebe derim. Perfüzyonistlerin bile puanı artıyor ya da diğer bölümlerin bile puanı artıyor. Hemşireliğin puanı artıyor ya da sıralaması diyelim. Yani atanmama gibi bir şansınız yoktur. Yani siz de zaten, yani bu bir 7000'e girmeniz
sizi bekleriz yani sonuç olarak. Eğer az çok birazcık KPSS çalışıyorsanız o puanı o sıralamayı yaparsınız diye düşünüyorum. Yani atanamayan ebe bence çok çok azdır. Ki bundan sonra da alımları daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Puanlar bile gerçekten düşebilir. Yani bu önümüzdeki zaman diliminde baktığımızda yani 2 yıllık süreç var. Neredeyse 1 yılını bitirdik sayılır. 2026'ya kadar olan süreçte yaklaşık olarak bir 5.000 daha alım olur diye düşünüyorum. Ama bu işte her gebe bir ebe projesi hayata geçirilirse ebe alımı daha fazla olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani siz ebe alacaksınız ama gerçekten ortada ebe de olmayabilir. Öyle düşünün. Ebe sayısını 12 bine çıkarmış olsanız belki de 12 bin tane ebe yoktur. Öyle söyleyeyim. Burada belki şu yapılabilir. İşte her gebeye bir ebe projesinde yani hastanelerde çalışan ebeler yani hemşirelik alanlarında çalışan ebeler. Şimdi ben bunu böyle dedikçe işte çünkü ya biz de orada çalışabiliyoruz. Tamam. Evet. O ebeler arkadaşlarımız işte bu gebe projesine dahil edilebilir. Oradan birazcık toparlanır diye düşünüyorum. Bu da hemşire açığını tabii ortaya çıkartır. Hemşire alımı her zaman zaten iyi olacağı görünüyor. Ebe alımı da iyi olacaktır, artacaktır diye düşünüyorum. Yani ebelerle ilgili analizim benim bu. Eğer sen ilk 7.000'deysen endişe etmene gerek yok. Atanırsın. Son 3 yıl atamalarına baktığımız zaman zaten ortalama 5.000 tane hemen hemen 4.500 işte 5.000 civarında bir alım olmuş. Bundan sonra da böyle alım olur veyahut da daha da artarak gider. Yani ilk 7.000'deysen endişe etmene gerek yok. Mutlaka atanacaksındır diye düşünüyorum. Yani ebelerle ilgili söyleyeceğim genel olarak bu. Ebe ile hemşire arasında maaş farkı yok arkadaşlar. Teşvik farkı yok. Çalıştıkları birime göre teşvikler belki değişebilir. Mesai ücretleriniz yine çalıştığınız birime göre yani ikinci basamak, birinci basamak, üçüncü basamak şeklinde değişebilir. Yani riskli birimde daha doğrusu çalışıyorsanız artar. Bunları söyleyelim. Doğumhane riskli birim diye mi geçiyor? Evet, riskli birim diye geçiyor ama bazı yerlerde riskli birim olarak kabul etmiyorlar ya da bilmiyorum bununla ilgili sıkıntılar olduğunu ben duydum. Genel olarak nereler daha düşük kapatıyor diye soracak olursanız sağlık evleri, ücra köşeleri, atıyorum Karadeniz'de ya da ne bileyim Anadolu bölgelerindeki sağlık evleri genelde daha düşük kapatıyor. Sağlık evleri nasıl oluyor? Sağlık evlerinde genelde konaklama veriyorlar diye biliyorum. Tam emin değilim. Yanlışım varsa düzeltin. Sağlık evlerinde ebeler enjeksiyon, pansuman gibi gibi işlemler yapıyorlar. Bazı yerlerde ücra köşeler dedim ya, köylerde falan sağlık evleri de bazen olabiliyor. Tek başınıza çalışabiliyorsunuz. Bu da bazı noktalarda tehlikeli durumlar ortaya çıkartabiliyor. Bir arkadaşımın söylemleri böyleydi. Rize'de falan çalışıyordu yani ücra bir köşede. Yani düşünün kadın başınıza bir sağlık evinde çalışıyorsunuz ve teksiniz ve enjeksiyon yapmanız gerekiyor ya da ne bileyim farklı farklı şeyler. Zaten oralar tek tek alım yapıyor. Tek alım yapan yerler. İşte sağlık evleri de. Bundan dolayı yani hemşirelikten ziyade ebelik biraz daha böyle atanması kolay bir meslek diyebiliriz. Dediğim gibi çünkü çok fazla pozisyon kadro açılıyor. Yani daha doğrusu farklı farklı yerlere açıldığı için atanma ihtimaliniz de artmış oluyor bu sefer. Toplu bir yer, toplu bir şey durum yok. Gözden kaçan bazı yerler olabilir. Çünkü o kadar çok tek tek alımlar var ki bu biraz da avantaj olmuş oluyor diyebiliriz. Benim kısaca söyleyeceğim bu. Yaklaşık 10 dakika olmuş gerçi ama umarım faydalı olmuştur. Merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.